Şimdi sorular geldiyse soruları cevaplayalım. Var mı? Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayasofya Camii'nin açılmasının İslam dünyası için önemi nedir? Çok önemli efendim. Ayasofya bir kere şu bakımdan önemli. Benim Evliyaullah'tan böyle kimseler, Allah nasip etti. Öyle kimselerle buluşmayı nasip etti Cenab-ı Hak. İstanbul'un manevi kumandanı kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmet Han. Böyle büyük bir adam. Çünkü İstanbul'u fetheden kumandan, ne güzel kumandan, asker ne güzel asker diye hadis-i şerif var. Bu övgüye layık olmuş. Evet, İstanbul'da başka sahabiler de var ama bu büyük zatlar Fatih'e verdi Allah bu makamı diyor. Fatih onu camiye çevirdi. Camiler Allah'ın evidir. Kilise dinimize göre İsa Aleyhisselam Tanrı diyor, Tanrı'nın oğlu diyor. Bizde yok bunlar. Onu küfür evini Allah'ın evi yaptı. Camiler Allah'ın evidir. Allah camide oturmuyor. Ama şerefine binaen cami, yani camiye giden Allah'ı ziyaret etmiş olur. Biz birbirimizi ziyaret ettiğimiz zaman en azından bir kahve çay ikram ediyoruz ya. Allah ekremül ekremin, ne kadar cömert. Camiye böyle usulüne göre gider de camide usulüne göre durarsak ne kadar büyük ikram eder. Ama ben bugün Ayasofya Camii'nin açılışında davet edildim, oradaydım. Hutbe uzayınca aman ya Rabbi, ilk cumayı kılıyor. Ne kadar güzel. Fatih Sultan Mehmet'in vakfını bozan adamların bozduğunu düzelttiler. Vakfa döndürdüler. Fatih'in şeysini kazandılar. Sen de buna şahit oldun ama hutbe uzayınca baktım ki buna gelen adamlar bu şuurla gelmiş. Hutbe uzayınca telefonu çıkardı. Telefonuna oynadı hutbe boyunca. Bu kadar da cahiliz. Etmeyin. Aman böyle şeyler yapmayın. Lütfen camiye girdiğiniz zaman birbirlerinizle dünya lafları etmeyin. Cami ticarethane değildir. Sesinizi yükseltmeyin. Bağırı çağırı konuşmayın. Bu cami Allah'ın evidir. Orada güzel şeyler söylenir. Kur'an okunur, zikredilir, ibadet edilir. Efendimiz'in sözü bu efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinimizi öğretmek için namazların arkasından müminlere nasihat ediyormuş. Dinimiz yeni ayetle indikçe öğretiyor. Bir tane çöl bedevisi gelmiş. Çöl bedevisi gelmiş, bakmış kalabalık. Kendisine soru soracak. Peygamberimize inanmaya gelmiş. Müslümanlıktan öğrenecek. Niyeti iyi. Evet. Ama o zaman tabii şimdiki gibi lüks halılar yok camide. Kum üzerinde namaz kılıyorlar. Sıra bana geç gelecek diye çişi varmış. Dönmüş arkasında caminin içine işemiş o çöl bedevisi. Efendim eserlerde böyle kaydediyor. Camiye işenir mi? Hemen oradaki sahabiler kalkmışlar adamı dişlerini sıkarak, koca adam bu. Camiye işenir mi ya? Koşmuşlar dövmeye. Peygamberimiz durun demiş. Temehhelu, durun, durun. Ellemeyin adamı. Adam bunu görmüş. Adamların dişini sıktığını, dövmeye gelenleri gördüğü gibi. Efendim durun, geri durun, ellemeyin adamı dediğini de duymuş. İşini bitirdikten sonra gel bakalım evlat demiş gülerek. Burası camidir. Efendim kaynakları aktarıyorum size. Burada zikredilir. Allah denir. La ilahe illallah denir. Kur'an okunur. İstiğfar edilir. Evet. Tevbe edilir, namaz kılınır, ibadet edilir yavrum demiş. Evet, camide zikredilir, ibadet edilir, zikredilir, tevbe edilir, istiğfar edilir. Evet, alışveriş yapmaya kalkmayın. Ya kızını gelin ettin mi, oğlanı everdin mi filan diye senetleri ödeyebilin. Bunlar dünya şeyi, o cami lafı değil efendim. Yani dışarıda edilecek laflar, böyle camide yüksek sesle konuşmayın. Allah'ın evinde ziyaretçisiniz. Evet, siz Allah'ı görmüyorsunuz ama Allah sizi görüyor, evine geldiğini biliyor. Evet, böyle yüksek sesle konuşmayın, böyle laflar etmeyin. İşte gördüğü adam telefonla oynadı. Hutbe dinlemek farzdır. Hutbeyi dinlemeyen adamın cuması olur mu? Öğle namazı 4 rekat. Cuma 2 rekat kılıyoruz farzı. 2 rekatı nerede? 2 rekatı hutbedir. Adamın hutbesi yok.
Ben de sus desem sus diyen de kaybeder çünkü. Ben de diyemedim. O adamlar bilmiyor bu işi. Etmeyin. Namazımızı bilerek kılalım. Camiye de bilerek kılalım. Böyle gidersek Allah yolunda ölürüz. Gidip gelirken ölsek ve Allah'tan ikram alırız. Ve camide erken varırsak namazı beklemek, sınırda beklemek gibi sevap kazandırır. Camide Ayasofya Camisi Fatih Sultan Mehmet'in sevgisini kazanmak bir kere o oldu. Çevirdiler. İstanbul'un kumandanı kıyamete kadar biz bunu büyüklerimizden duyduk. Fatih'in bunu çevirmek de tabii Fatih'in lanetine namzet oldu yani. Şimdi çevirince de Fatih'in sevgisine bununla katılanlar da payı olanlar da katıldılar. O bakımdan çok önemli bir de elhamdülillah. Bütün dünya Hristiyanları olmaz etmeyin kılmayın dediler. Türkiye elhamdülillah o onların sözünü kabul etmeyecek kadar güçlü olduğunu gösterdi. Hayır böyledir dedi. Evvelce öyle idareciler gördüm ben televizyonda. Amerika Cumhurbaşkanı Bush'un karşısında böyle secde ediyordu. Yüzüm gözümle gördüm televizyonda. Böyle adamlarımız vardı. Şimdi de bizim camimiz bizimdir. Burası bizim memleketimiz. Bu akından da çok önemli. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi. Türk devletinin gavurların sözünü dinlemiyor. Kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Bir de arz ettiğim gibi vakfı, Fatih'in vakfını düzeltti. O bakımdan çok önemli efendim. Evet, bunu böylece kısaca arz ediyorum. Banka promosyonu kurban için bir defa bağış olunabilir mi? Bir vakfa bu. Efendim, ben de memurum, emekliyim. Devlet bizim paramızı işte şu bankaya yatırıyor. O banka ben istemiyorum. Benim şeysim yok. Ben sana verirsem şu kadar faiz alacağım demiyorum. Devlet direkt bana sormadan yatırıyor. Böyle onun için ben benim orada dahlim olmadığı için yani maaşlı paraların yatıranların dahli olmadığı için faiz olmaz. Ama ben bunu almadım. Hademeleri dağıttım. Böyle şey diyorum ama faizdir kendi şart koşmadığı için faizdir denmez. Faiz olmayınca da paranı istediğin yere harcasın güzel kardeşim. Eşin ailesine kurban kesebilmeleri için zekattan yardım yapılabilir mi? Hayır efendim. Zekat parasıyla olmaz. Sen kurbanı kesiyorum olmaz efendim. Kendine zekatını vereceksin. Kendine zekatını vereceksin. O isterse kurban keser, isterse elbise alır, isterse yer. Mülkü olacak. Mülkünü istediği gibi kullanma yetkisi sahibi olacak. Bu yetkiyi almadan evvel zekat yerine geçmez efendim. Kurban kesiverin olmaz efendim. Ver parayı, kurban kesecekse kurban keser. Başka iş yapıyor, başka yapar. Buna da mesela şimdi para topluyorlar. Afrika'da kuyu açıyor, su kuyusu açıyor. Cami yaptırıyor, hastane. Zekatsa fakire vereceksin efendim. Zekat parasıyla kuyu açılmaz, cami yapılmaz. Fakire vereceksin, fakirini temlik edeceksin, mülkü olacak. Bütün kitaplarda böyle yazıyor efendim. Erkekler özel lazer merkezi açmak istiyorum. Bu lazer salonundaki kılları yok etmekte kullanılıyor. İşlemlere sadece erkek olacak. Dinen böyle bir işlem yapmak caiz mi? Şimdi efendim kıl yolmak iyi bir şey değil. Tıraş olmak var. Ama kıl sökmek iyi bir şey değil. Peygamberimiz sevmiyor. Ama karısı ben kıllı adam istemiyorum dediyse aile daha ailenin yaşaması daha önemli olduğu için ailede huzur daha önemli olduğu için aile huzuru sağlamak açısından buna la belse bir zararı yok deriz. Ama bunun dışında zevk için güzel olacağım diye dişlerini söktürüp kuzu dişi taktırmak, efendim burnunu küçülttürmek, böyle güzellik ameliyatı yapmak, işte böyle saçını şunu bunu yapmak, bunlar Allah'ın yaratılışını beğenmemek oluyor. Evet, o zaman iyi olmuyor efendim. Böyle ailelerde olabilir. İnsanları aldatma konusunda adam 60 yaşında 50-30 yaşında gözükmek için ameliyat yaptırıyor. Öyle oluyor biliyorsunuz şimdi.
Aa, bunlar olmaz, bunlar lanet sebebidir. Vacip kurban kesse hissesinde adak ve şükür kurbanında olabilir. Efendim, kurban mesela koyun, keçi bir kişiye kesilir. Eğer şeyse, sığırsa mesela, yedi kişiye kesilir. O yedi ortak, her biri ibadet kastı ile birleşmesi lazım. Evet, bu adak ibadettir, ibadettir. Öteki de ibadettir. İbadet olan maksadıyla ortak olabilir. Ama bu hayvan çok besili, benim ete ihtiyacım var. Et ihtiyacıyla ortak olunamaz. Asla olunamaz. İbadet kastıyla ortak olması mecburidir. Yedi kişinin, her birinin. Evet efendim. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bunları da sizlere duyuruyorum. Şimdi sizden gelen sorular varsa onlara cevap vermek istiyorum. Evet efendim. Şimdi böyle mübarek kandil gecesinde ne yapalım soruluyor. Evet, mübarek kandil gecelerinde, bayram geceleri de güzel gecelerdendir. Cuma geceleri de güzel gecelerdendir. Ama işte Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Değil mi efendim? İşte Berat gecesi, Lagayip gecesi, Mevlüküm gibi bunlar özel hadisler var hakkında. Her zaman da yapılan kazanılır da, bunlar da yapılanlar çok kazandırıyor. Bunlar da mesela 301 defa estağfurullah diyelim, 301 defa la ilahe illallah diyelim, 100. de Muhammed Resulullah diyelim, 301 defa Sübhanallah ve bihamdihi diyelim. Böylece hani bunlar söyleyebilir. Aslında dükkana gidip gelirken, direksiyon kullanırken de söylenebilir bunlar. Ama dediğim gibi bunlar mesela 100 defa söyleyeceğim, her gün söyle. Yani bir gün var, bir gün yok, yapma. Evet, mübarek gecelerde özel bir şey gösterelim. Mesela 5 vakit namaz kaza edelim. Bu Ragaib kandilinde 5 vakit namaz kaza edelim. İyi etmiş. Peygamberimiz 12 rekat namaz kılmış. Sen de kıl. Evet. Kaza borcumuz tabii farz, mecbur. Nafile namazları kılınca kaza borcumuz yerine geçmez, ödenmez. O sevap alırsın. İnşallah o nafileleri Allah borcunuz yerine geçer de. Ama mesela farz kılmaya, farz kılar geçmiş, kendine gelmiş, kaza namazını kılmaya başlamış, tamamlayamadan ölmüş. Yola düşmüş ya. İşte bu alimler diyorlar ki, nafileler, sünnetler onun yerine Allah sayabilir diyor. Bak kesin değil de sayabilir diyorlar. Onun için Peygamber'in 12 rekat sünnetini kılabiliriz. Bu bahsettiğimiz teheccüd, duha namazlarını kılabiliriz. Kılabiliriz, evvabin namazlarını kılabiliriz. Bunları da yaparsak Kur'an okuyabiliriz tabii. Her gece Mülk suresini, Tebareke suresini okursan kabir azabı çekmez diye hadisler var. Bunu da size arz ediyorum. Evet efendim. Bunları yaparaktan bu geceye önem verdiğimizi gösterelim. Evet. Malının değerini bilmeyenden çok ucuz mal almak caiz mi? Hayır, kesinlikle. Mümin mümini aldatmaz efendim. Mesela adam bilmiyor. Bu 5 lira diyor. Halbuki dışarıda 50 lira. Evet efendim. Yani haberi yok. Adamın kardeşim. Ondan 50 liradan biraz aşağı aldı ama 50 lira, 5 lirayı da hiç söylemeden mümin kardeşim bu piyasada böyle. Ben sana öyle diyorsun ama mümin mümini aldatmaz. Değerini bilmiyor herif. Ona mümin mümine yardımcı olacak. O bizim elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız mesabesinde. Evet, çok ucuza mal etmek, kasten yaparsan o zaman iyi olmaz efendim. Ama sen de bilmiyorsun piyasayı, 50 lira malı 5 lira demiş, sen de almışsın. Bilmiyorsun piyasanın 50 olduğunu, o zaman problem yok. Ama biliyorsun özellikle kaç tane alıyorsun ama bildiğin halde o zaman kardeşim sen daha haberin yok. Piyasada bu mal şöyle diye mümini uyarmak lazım. Evet, erkeklerin kaşlarının ortasını alması caiz midir diyor bir kardeşimiz. Şimdi efendim bu Allah'ın yarattığını beğenmemek iyi bir şey değil. Bazı kimseler hakikaten kaşları bitişik oluyor. Efendim
Bazıları şöyle oluyor, bazıları böyle oluyor. Bunları değiştirmek doğru bir şey değil. Ancak fıkıh açısından arz ediyorum. Evlenmiş, evlendikten sonra kocası diyor ki kaşların arasında diyor, o kuyular yol. Efendim diyor, yüzlerinde şöyle koca koca kıllar var, bunu istemiyorum diyor. Yuva daha önemli. Yuvanın selameti, güzel olması bakımından ehven-i şerreyn, yani o da iyi değil ama daha şerli olanı bırak yapmamak için böyle şey, yuvayı korumak için kocan istiyorsa ya karın istiyorsa evli kimseler için evde huysuzluk yapıyorsa bundan dolayı sen o zaman kaşların arasını aldırabilirsin ama böyle çok kıllı kadın, şöyle sıkıllı adam seni böyleyken alsın. Sonra koca evi yuvayı ayakta tutmak için buna cevaz var. Ama öbür türlü yaparsan aldatma oluyor diyor. Alimlerimiz öyle söylüyor. Evet, günümüzde hakimlik veya savcılık yapmak mer'i kanunlara göre hüküm vermenin dinen sakıncası var mıdır? Özellikle farz konusunda kanuna göre faiz konusunda hüküm veren hakimin durumu nedir? Evet efendim, ben Ömer Nasuh Bilmen Hoca'nın çok yakın talebesiydim. Çünkü babam da İstanbul'da aynı odada yatmış kalkmışlar. Aynı Tokatlı Şakir Efendi'den icaz atmışlar. Bunu bildiği için beni çok severdi. Ben de onun evine devam ederdim. Sabahlar kadar uyumazdı hoca, çok çalışırdı. Şimdi hukuk fakültesi talebeler geldiler. Ben de işte gelenlere çay kahve veriyorum. Beni çok seviyor, evin oğlu gibi. Onun üzerine onlar dediler ki efendim işte bizim İsviçre kanunundan tercüme edilmiş medeni kanunumuz ama kanunumuz. Ceza kanunumuz İtalya'dan tercüme edilmiş, ticaret kanunumuz Almanya'dan tercüme edilmiş, kabul kanunumuz. Bir şey demiyoruz, kanunlar kabul edilmiş. Evet, biz dediler Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirdir, işte cehennemliktir ayet var. وَمَنْ لَحْكُمْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ böyle kaç tane ayet var. Ne olacak? Bırakalım mı hukuk fakültesini? Hoca, rahmetli Ömer Nasuh Bilmen hocam, oğlum dedi, siz orayı bırakırsanız bunlar düzelecek mi dedi. Yo dediler, başkası gelip devam edecek. O zaman dediler, bunu bilen bir mümin, Müslüman kimse hakim olsun, savcı olsun, elinden geldiği kadar müminleri korur dedi. Bunu sizin de aktarıyorum güzel kardeşim. Sen yani bu değiştiremeyeceğine göre böyle dedi hocamız. Ben de size aktarıyorum efendim. Yaşım 38, yüklü miktarda borcum var. Ailem evlenme için baskı yapıyor. Borçları kapatmam uzun yıllar alacak. Yine de evleneyim mi? Evet dedim. Evlen hocam. Öyle diyor Hazreti Ömer. Evlenmeden zengin olmak isteyenin aklına şaşarım diyor. Evet, Allah evlenirsen rızık kapılar açılır güzel kardeşim. Evlen, ondan sonra düzlükten ayrılma. Evet, sen dalak, ben verek derler Anadolu'da. Sen yoluna devam et, bu maksatla evlen, evlenmeyi geciktirme. Allah rızık kapıları açar, iş bul ama tembel tembel oturma. Ara devamlı mutlaka. İlle yani çok şu kadar deme ya, azı razı ol ya mübarek adam. Ve böyle bakacaksın ki kapılar açılmış. Evlen güzel kardeşim. Evet, çok da geç kalmışsın. Erken evlenmek daha iyi. Evet, yakında cami bulunmayan şehre 30 kilometre uzaklıktaki tarlada çalışırken cumaya gidemedik. Tarla sahibi de bize salgın olduğunu öğlen namazı kılmamızı söyledi. Vicdanen rahat değilim. Evet, şimdi bu salgın hastalık tabii felaket bir şey, tehlikeli bir şey. Amiri memur dinlemiyor, bakan da gidiyor, profesör de gidiyor, doktor da gidiyor. Bu da Efendimizin sözü de bu. Taun hastalığında söz diyor. Salgın hastalık, bu da salgın hastalık. Taun olan yerdeyseniz çıkmayın. Taun olan yere girmeyin diyor Peygamberimiz. Bugün de aynı kanun, kurallar böyle. Şimdi oralara gitmek böyle tehlikeliyse, tamam gitmezsiniz. Evde cumayı kılamayan öğle namazı kılar. 30 kilometre ileride sen birisini işçi olarak çalışıyorsan o götürürse ne âlâ.
Götürmezse öğle namazı kılıp onu şey edebilirsin, gidebilirsiniz. Evet, böyle devlete memur olmuş da dışarı gitmek yasak olan, gönderilmeyenler de öğle namazıyla bunu geçiştirebilirler. Evet efendim. Faiz konusunu da sormuştu arkadaşım. Faize bulaşmayın güzel kardeşim. Faiz hakkında çok şiddetli emirler var. Anasıyla Kabe'de zina etmişten beterdir diye hadisler var. Yani sizin iradenize bağlıysa, yani sakın faize bulaşmayın. Ama mecbursanız, bu kanun çıkarmışlar. Kanun çıkan düşünsün. Böyle o zaman bir şey demiyoruz. Evet efendim, faize bulaşmayın. Evet, evet. Fazla ölüm korkusu var. Kalbim sıkışıyor. Ders çalışamıyorum. Vesvesede kalıyorum. Ne yapmalıyım? Evet. Ölüm korkusu, hepimiz korkacağız. Sabaha çıkacağımızı Allah biliyor. Ölümden korkacağız ama ölümden korkmamız bizim rızkımızı kazanmak için çalışmamıza engel olmamalı. Kendimizi ele yük olmamalıyız. Yiyeceğimizi çıkarmalıyız. Çoluk çocuk sahibiysek onun rızkını çıkarmak için çalışmalıyız. Dürüst davranmalıyız. Ailesinin geçimini çalışan büyük sevap alır efendim. Evet, ben çok para kazanacağım, hastane yapacağım, okul yaptıracağım, çocuk okutacağım. Bu da sevap alır efendim. Böyle güzel niyetlerle ben çoluğum çocuğumu ele açtırmayacağım, ele muhtaç etmeyeceğim düşünceleriyle çalışın. Tembellik yok İslam'da. Bu da yanlış efendim, böyle şeyler. Evet, çalışacaksınız, Allah'a sığınacaksınız, Allah'ın rızık kapılarını, ölüm böyle güzel duygularla çalışırken gelirse Allah yolunda ölmüş olursun, güzel olur. Evet, kandil gecelerinin mübarekliğine karşı çıkan bir güruh var. Bunlara karşı nasıl savunma yapabiliriz? Evet efendim, elhamdülillah. Şimdi anlıyorum ben kimden kastettiğini de, biz de İslam aleminin her tarafını gezdik. Bir Avustralya kaldık etmediğimiz, sünnetler kılınıyorlar. Tesbih çekmek bid'attır diyorlar. Öyle şey olur mu ya? Aziz milletimiz çok güzelini bulmuş. Elhamdülillah doğudan batıya namazın ilk sünnetini, son sünnetini, namazlarını kılarız. Farz gibi camiye gelen bunlar tamam. Ne güzel şey. Efendimizin sünneti. Sonra namazın arkasından işte Ayetül Kürsi okuyoruz. Sübhanallah velhamdülillah. Ondan sonra 33 Sübhanallah. Bunların hepsinin hadiste yeri var. Namazın arkasında hep Ayetül Kürsi'yi okuyan ölüm olmasa doğru cennete gider diyor Peygamberimiz. Ölünce cennete gidecek. Öyle müjdeler var. 99 tesbih çekip 100. La ilahe vahdahu la şeriken deniz köpüğü kadar günah affolunur. Böyle müjdeler var. Bu aziz millet, bu hadislere hani dedik ya, benden duyan sünnetleri öğrenin, uygulayın, başkana öğretin. Aziz milletimiz bunu benimsemiş. Elhamdülillah başka yerlerde sünnet kılınmıyor. Peygamberimizin bu sünnetleri yaşatıyoruz aziz milletimiz. Sen de güzel kardeşim, güzel gecelerde Peygamberimizin özel şeyleri var, hadisleri var. Arz ettim bak, 12 rekat namaz kılmış bu Peygamberimiz. Bu geceye kendisine verilen faziletlerden dolayı sen de Peygamberimizin sünneti diye kıl. Ve Peygamber'in sünnetlerini yapmaya devam et. Evet, bu adamlar şimdi tabii biz hepsini okuyoruz efendim. O dediğiniz adamların arasında da dolaşıyoruz. Böyle zor geliyor namaz kılmak. Değil mi? Öğlen namazı 4 rekat. Ama 4 rekat evvel, 2 rekat memleketin adet. Halbuki öğlen namazının son sünnetini, yatsı namazının son sünnetini 4 kılan Kadir gecesi namaz kılmış gibi sayılır diyor. Sen 4 kıl ya, emeklisin, işin var, gittin. Memur musun? Değil. 4 kıl sen. Sen böyle hadis var, kaynağı var efendim. Ve böyle peygamber sünnetleri şeyden aziz oluyor. Bu aziz vatanımıza ne kadar çullananlar olmuş. Şimdi de var hep de ne kadar kıskanıyorlar. Ama dize getiremiyorlar. 15 Temmuz bunun alametidir. Bizi dermadağın edeceklerdi, beceremediler. İstiklal'de bir gücümüz yok, kuvvetimiz yok. Çanakkale gücümüz yok, kuvvetimiz yok. 10 günde bir hoşaf şeysi veriliyormuş, devleti yok. Ama mitralyozu olan, karnı tok olan 7 düveli denize döktük. Neden? Bu aziz milletin insanı, vatanı, namusu, dini için şehit olmayı göze almış.
Peygamberini seviyor. Allah da elinden tuttu, onlar aziz etti. Ve bu devam edecek inşallah. Öbür türlerin hallere girdiğini görüyorsunuz. Aman bu atalarımızın güzel yolundan ayrılmayalım. Sünnetten ayrılmayalım. Güzel Peygamberimizin sünnetlerini sonuna kadar yerine getirelim efendim. Bunu size arz ediyorum. Bunu size arz ediyorum. Evet, Cenab-ı Hak cümlemizi tevfik-i samadaniye mazhar buyursun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah eylesin inşallah. Şimdi sizlerden gelen soruları cevaplamak istiyorum. Evet. Evet. Eşim mehir olarak ömür boyu her yıl Mevlid kandilinde 2 adet Cumhuriyet altını istedi. Böyle bir mehir uygun mudur? Fıkha uygun mudur? Ödeyemedim yıllar oldu, ne yapmalıyım? Evet efendim, söz vermişsen güzel kardeşim. Söz vermişsen sözünde duracaksın. Sözünde duracaksın. Mehir borçtur. Hatta koca ölse mehir borcu varken malını mehirden alacağını mallardan ölen adam mirasını almadan mal taksim edilemez. Şimdi bunu hiç önemsemiyorlar. Mehir diye bir şey yok ki. Evet filan yok. Mehir otomatikman vardır. Otomatikman vardır. Hiç konuşulmasa bile dinin emri olduğu için otomatikman mehir vardır. Sen hiç konuşmamışsanız bile hanımın ayarındaki böyle mehir alanlar kaç para almışsa o kadar borcun var demektir. Sen de böyle şeye söz vermişsen sen de mehrini ödeyeceksin güzel kardeşim. Güzel kardeşim ödeyeceksin. Ona söz vermişsin. O mehri ödeyeceksin. Evet efendim. Kuru yemiş dükkanım var. Dükkanımda sigara satıyorum. Evet yanlış yapıyorsun efendim. Evet. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Sigara haramdır. Haram olduğu için haram satıyorsun. Temiz servetine haram karıştırıyorsun. Yani 25 kuruş kar ediyorum diyor bir sigaradan, bir paketten. O 25 kuruş için ben de sana şunu söylüyorum. Bir bardak temiz su getirdiler. Bir damla sidik koysalar içer misin lan? Miden kabul eder mi bunu? Olur mu? O sidik her şeye bulaşır. Onun için güzel kardeşim sigara haramdır arz ettim size. 4000 Amerika'da dinimizle ilgili değil. Hristiyan alimi bunlar. Laboratuvar alimi, kanaat değil. Ölçüyle, tartıyla bulmuşlar. Müthiş zehir olduğunu. Ben de oradaydım. 4000 ilmada imzası. Kesin zehir de haramdır. Sigara içmeyin. Zaten her gün sigara ne olduğunu hep söylüyorum. Şimdi ben böyle imamlık yaparak okudum fakülteleri. Onun için cemaatten bir hafız kimse vardı. Beni çok severdi. Benim öğle ikindi namazlarımı kıldırıverirdi. Daha evvel de söylemiştim. Sigara ilgili olduğu için söylüyorum yine. Para da almazdı benden. Öğle ikindi namazı fakültede olduğum için. Evet, şimdi öleceği zaman oğlu da hafız. Beni çok severdi o hafız kimse. Allah rahmet eylesin. Ölürken demiş ki, benim demiş cenazemi demiş Mustafa Hoca, adım Mustafa Cevat ya, Mustafa Hoca yıkasın demiş ve ölmüş. Oğlu geldi, dedi vasiyeti yerine getirmek gerekiyor, din kardeşimizin vasiyeti. Ben de gencim o zaman, daha evlenmemişim, korkuyorum yani, bilgim var da korkuyorum. Müezzine dedim ki, sen yıka dedim, ben su dökeyim, beraber yıkayalım. Şimdi söylemek istediğim şudur. Cenazeyi yıkadıktan sonra arkasından sırtından elini kaldırırsın şöyle, karnına da bastırırsın, şöyle doğrultursun, yattığı yerden kaldırırsın başını, göğsünü, karnına da basarsın ki vücudun içinde bir şeyler varsa çıksın alttan, onu yıkayalım diye. Evet, biz de öyle yaptık, alttan bir şey çıkmadı efendim. Ama burnundan öyle bir şey çıktı simsiyah, mahalleyi korkuttu. Kokuttu, mahalleyi kokuttu. Sigara içenler lütfen, bütün hastalıkların sebebi o. Görüyorsunuz yani hala söylüyorlar. Vazgeçin güzel kardeşim.
Hele işte geçen gün çok üzüldüm. Kur'an okurken adam sigara içiyordu. Meclisin ucunda bir yerde sigara içiyordu. Şimdi orada dedim şu adamı bozayım falan dedim ama fitneye sebep olmak da iyi değil. Vazgeçtim. Ama vaizler bunlardan bahsetmeleri lazım güzel kardeşim. Sigarayı barkızın, sigara haram. Evet, içki satmak haram. Bunun parası senin helalına karışıyor. Pislik karışıyor. Yiyebilir misin? Evet. Evet, şimdi sigara satmazsam müşteri gelmiyor. Hayır efendim. Hayır efendim. Sen dalak, ben verek. Sen teşebbüs et. Görme, Allah daha çok verecek. Seni imtihan eder Cenab-ı Hak. Her şeye rağmen dönmeyeceğim. Satmayacağım da bak nasıl geliyor bak. Nasıl oluyor bak. Seni bir kere imtihan eder Cenab-ı Hak. Bakalım böyle şey mi, dönek adam mı diye. Ama aç kalsam da kesinlikle bunu yapmayacağım diye bak nasıl müşterin geliyor güzel kardeşim. Haram katma güzel kardeşim. Evimizin çatısında iplerle örülmüş bir yumurta bulduk. İplerle örülmüş bir yumurta bulduk. Yumurta bozulmaya başlamış. Bunun büyü olmasından şüpheleniyoruz. Yumurtayı bu büyüle büyü olabilir mi? Büyü ise ne yapmalıyız? Şimdi efendim büyü var. Büyü var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İhlas suresi var. Kul huvallahu ahad. Ondan sonra Kul huvallahu'l felak suresi var. Kul huvallahu'n nas suresi var. Orada büyücülerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de büyü yaptılar. Bu sureler öyle indi ve Cebrail aleyhisselamla İsrafil aleyhisselam konuştular. Falan yerde git al gidildiler. Aldı geldiler buldular. Bozdular. Büyü bozmak var. Evet şimdi işte bundan onun için her gün yatarken Fatiha'yı okuyun. Ayetül Kürsi'yi okuyun. Hemen Resul okuyun ki camilerde camiazdan sonra hep yatsı namazına hemen Resul okunur. Sabah namazından sonra Hüvallahüllezî okunur. Bu aziz milletimiz bütün bu şeyleri peygamberimizin sünnetlerine uyarak yapıyor. Ondan sonra yatarken 3 İhlas oku, 3 Fatih, 3 Felak, Nas sureleri oku. Her zaman besmele çek. Bu Kul Huvallahu Ahad, Felak, Nas sureleri okurken eline üfle, önünden arkandan vücudun sıvazla. Ayşe anamıza peygamberimiz Buhari hadisidir. Böyle tarif etmiş peygamberimiz. Böyle yap Ayşe demiş. Peygamberimizin hanımlarıyla da uğraşıyorlardı. Peygamberimizin kadar uğraşıyorlardı. Evet, Süleyman Aleyhisselam'dan öğrendiler. Süleyman Aleyhisselam zaman Yahudilerden geliyor bu. Büyücülük peygamberimize de böyle uğraşıyor. Hala da uğraşıyorlar. Yahudiler böyle şeylerle. Büyü var yani. Bunlardan kurtulmak için Fatiha'sız günün olmasın. Ayetül Kürsi'siz Emen Resulü'sü Vallahüllezi 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas surelerini oku, üstüne başla. Böylece şeylerden, sihirlerden kurtulursun kardeşim. Evet, böyle dua Allah'a sığın. Allah'a sığın. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Daha evvel de söyledim. Allah'ın tam kelimeleri, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Bu tam kelimelerine Allah'a sığınıyorum. Bunları yap, bu şekilde sihirden kurtulursun güzel kardeşim. Evet, mektupla ya da bugünkü telefon mesajı veya elektronik posta ile boşanma geçerli midir? Evet, şimdi mektupla geçerlidir. Eline ulaştığı zaman keza adam karı hanıma birisiyle göndersen hanıma söylediği anda boşanma geçerlidir. Bu söylediğiniz şeyler de bu kendisine ulaştığı zaman hanımın kendisine koca boşanma hakkına sahiptir. Ama boşanma hakkını kadın istemişse tefviz talak derler buna. Vermişsen o zaman kadın da boşayabilir. Böyle değil, hiç vermemişsin. Boşanma hakkı dinen senindir. Karı boşamak arş-ı âli titretecek kadar çok kötü bir şeydir. O kadar veballi ağır bir günahtır. Böyle basit şeylerden kadınlar şimdi boşanıyor, erkekler boşanıyor. Kesinlikle dinimizde böyledir. Arş-ı âliyi silkindirecek kadar büyük ağır günahtır boşama. Böyle 4 tane erkek şahit, Müslüman erkek şahit. Görmedikçe zina sebebiyle boşayamazsın güzel kardeşim.
şöyle dedi de böyle dedi de işte işim olmadı, yok yok yok. Kadınlarda da böyle çok görüyorum ben, telefonlarla geliyor. 17 sene kocasında geçirmiş, 3 çocuğu varmış. İçi almıyormuş karısını. Dedim yanında olsam dedim seni döverdim ben dedim. Yani bunlar böyle şeylerden boşanılmaz. Efendim içim almadı da falan. Şimdi efendim biz kanunlara bir şey demiyoruz. Ben onlara karışmıyorum. Dini hükümleri söylüyorum. Yapmak size ait. Dini hüküm böyledir. Efendim 4 tane erkek şahit zina etti. Gördülerse böyle gördülerse dedikodu değil. O zaman boşanma hakkın var. Evet küfrettiyse kafir olduysa boşanma hakkın var. Mesela kadınlık görevini yapamıyor. Aleti yok. Aleti kapandı. Onu boşayabilirsin. Erkek de kadın da böyle. Böyle o İmam Sırahsi'nin mefsu 30 yıl mefsutunda bu konularda delillerle bu konu detaylı olarak anlatılmıştır. Alabilirsiniz, okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Böyle karşı tarafa ulaştığında erkek söylemişse kadına ulaştığında o zaman boşama geçerli olur. Evet, evet. Evet, bir vakıfta görev yapıyorum. Vakfın yıpranmış halı, eskimiş eşya gibilerini ihtiyaç sahibine verebilir miyiz? Evet, vakfın kurallarına göre bunlar verilebilir mi? Verilemezse sen memursun. Yetkin olmayan şeyler yapamazsın. Bu kendi yetkili kişiler ona karar verirler. Ona bakacağız efendim. Bu konuda ona bakacağız. Evet. Hesap zamanı çok uzun geçecekmiş. Orada sıkıntı yaşamamamız için ne yapmamalıyız? Evet efendim. Efendim. Bekleme sıkıntısı. Evet çok şey diyor. Sen bekleme sıkıntısı işte. 5 vakit namaza camiye git. Abdest güzel al. Dinimizin emirlerini güzel yer. Hacca git güzel. Helal parayla kardeşim. Böyle olursan. Evet böyle olursan. O sıkıntıları hiç duymayacaksın. Hiç duymayacaksın. Gene o şeyde bu var efendim. Evet efendim. Bu dinimizin emirlerini bir hakkın yapmak lazım. Şimdi evet onu söyledik. Şimdi evet şimdi efendim bu sorularınızı cevapladıktan sonra 26 hatim varmış. Evet hatim indirmiş kardeşlerimiz. Onun duasını da istiyorlar. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah.